Değerli katılımcılarım, hepinize güzel bir pazar diliyorum. Bu videoda Coca-Cola analizinin fonksiyonlar bölümü, alım-satım sistemleri ve ayrıca indikatörlerle ilgili kısmını tamamlayacağız. Bildiğiniz gibi birinci kısımda sadece regresyon kanalları, EMA'lar ve diğer bazı yani Zero-Lag EMA ve MAT toleransla ilgili bilgileri vererek algoritmaları anlatmıştım. Şimdi gelelim alım-satım sistemlerinden ilkine. Ignis ekrana geliyor. Ignis'te görünüm yukarı yönlü kanallar tamam. 68 günlük kanal. Her iki vadede de pozitif görünüm. Ayrıca Ignis'in sat sinyalinin son derece doğru yerde geldiğini görmekteyiz. Şu anda Ignis pozisyon taşımıyor ve burada görülen hem 68 hem de 117 günlük kanalların alt sınır bölgesindeyiz. Yani bir destek bölgesi olarak düşünülebileceğimiz alanda geziyor Coca-Cola. Bu bölgelerden yakalanabilecek olan bir Ignis al sinyali gerçekten fırsat yaratacaktır. Takibi önemlidir. Peki Ignis'te yeni al sinyali veren hisseler hangileri? Koç Holding'i görüyorum. Yapı Kredi, Akbank, Garanti üçlüsü yine yeşil ve son gün kapanışıyla birlikte sinyal gelmiş değerli yatırımcılar. Bunun haricinde Doğaç'ta 4 gün önce al sinyali gelmiş ve başka yeni gelen al sinyali görülmüyor. Devam edelim, Victor'a geçiyorum. Alım satım sistemi Victor'daki sinyal durumuna baktığımızda da yine çok doğru bir yerden pozisyon kapatıldığını görmekteyiz ve yeni bir al sinyali yine henüz gelmemiş. Victor'daki al sat sinyal sistemini incelemek isterseniz eğer şu şekilde sinyal yapılarını size göstereyim. Son derece doğru şekilde pozisyonlarınızı yönetebildiğinizi fark edersiniz. Alım satım sistemlerinde yani Ignis ve Victor'da değerli yatırımcılar sadece alış ve satış sinyalleri vardır. Yani pozisyon yönetmekten ziyade bir hissenin doğru yerden alınması ve doğru yerden çıkışı hedefler. Ayrıca alım satım sistemlerinin bir numaralı görevidir. Sert düşüş dönemlerinden sizi her zaman korur değerli yatırımcılar. Bu çok önemlidir. Yani yükselişlerde kazandırdığından daha önemli bir şekilde bu düşüşe yakalanmamanız gerektiğini bilmek gerekiyor ve buralardan korunursanız zaten kazançlarınız sizi uzun süre borsada tutmaya yetecektir. Keza son gelen sat sinyalinin de mevcut olduğu yeri görüyorsunuz ve yine Victor sert düşüş döneminden sizi korumuş gördüğünüz gibi. Evet, Victor'daki sinyallere baktığımda Koç Holding'de 2 gün önce Doğaç'ta 6 gün önce geldiğini görüyorum. Yapı Kredi, Akbank, Garanti üçlüsü yine burada da dikkat çekici. Ve ayrıca yeni gelen başka sinyal yok. 36 gün önce Göltaş gelmiş mesela, onu gördüm orada. Devam edelim şimdi. Fonksiyonlara geçiyorum değerli yatırımcılar. Filtreler bizim önümüzdeki vadede hissenin nereden doğru alım yapılıp ya da nerelerde pozisyon kapatacağımızı göstermek için kılavuzlardır. Önümüzdeki dönem için ekranda görmüş olduğunuz orta vadeli filtre yeşil bant dönemlerinde her zaman için bize kazanç sağlayacak dönemi işaret eder. Ne zaman ki fiyat bandın altına düşer, alarm durumuna geçin değerli yatırımcılar. Çok tehlikelidir. Burada tehlikenin gerçekleştiğini görüyorsunuz zaten. Tabii ki bu düşüş sadece burada sınırlı kalmayabilir. Sonrasında halen daha bir aşağı yönlü düzeltme üçlü dalga yapısı ihtimali var. İlk bölümde belirtmiş olduğum gibi alt sınır 555 liranın kırılmasıyla bu düşüş 3 dalga düzeltmesi devreye girer. Kırılmadığı sürece tabi sorun yok. Ancak hissenin zirveden 555 dibine kadar gelmesi hareketi alım yapmanız için yeterli bir sebep değildir. Burada yeni bir yükseliş dalgası için bizim ön şartımız yine buradaki bandın yeşile dönmesi, yukarı kavislenmesi ve fiyatın bant üzerine yerleştiğini görmenizdir. Bakın, kırmızı dönem bulunmayın, kırıldığı anda alarm durumuna geçin,
Tutun ki vermediniz ki temkinli yatırımcı vermelidir. Hadi diyelim risk seven yatırımcısınız, vermediniz. En azından şurada kırmızıya döndüğünde bant vermelisiniz. Sonra tekrar yeşil bant dönemine geçildiğinde pozisyon açarsınız değerli yatırımcılar. Yani hisseyi sattınız diye bir daha hiç almayacaksınız anlamı taşımıyor o hareket ve tekrar yeşil döneme geçildiğinde tabii ki alın, dilediğiniz kadar yüklenebilirsiniz. Burada hiçbir sorun yok gördüğünüz gibi. Şu kısım hariç, bu kısım gerçekten tehlikeli, vermek gerekir. Ancak dediğim gibi riski seven yatırımcı vermez. Ben veririm şahsen. Neyse, devam edelim. Yukarı yönlü yeşil bant olan tüm dönemlerde kazançlı çıktığınızı görürsünüz. Çok sade ve net bir bilgidir değerli yatırımcılar. Yeşil bant dönemlerinde hisseyi taşıyın. Hissenin günlük geri çekilmeleri, günlük %2 eksi, %3 eksi bunlar önemli değildir. Siz dönün, o günlük hareketin bandınız açısından ne ifade ettiğine bakın. Eğer yeşil bant devam ediyor ve fiyat bandın üzerindeyse sorun yok değerli yatırımcılar. Bakın ekrana işaretlemiş olduğum 5 tane oldu. 5 dönemdeki bütün yeşil bantların inanılmaz kâr marjları getirdiğini fark edersiniz. Bu grafik günlük grafik, düşünün. Kırmızı bölgelerde de bulunmamanız gerektiğini söylemiştim. Başka bir bilgiye gerek var mı bilmiyorum ama kırmızı bantlara yakalanmazsanız düşüşlerden kurtuldunuz demektir. Yeşil bantları değerlendirdiyseniz de zaten bu bölgelerdeki parayı kazanıyorsunuz değerli yatırımcılar. Bunun ötesinde bir şeyler, yani hisse şuradan şuraya düştü. Abi yetişelim, gidelim, kredi çekelim, altın satalım, bilezik var mı verelim, kolalı değil değerli yatırımcılar. Ne gerek var ki? Bırakın izleyin, acele etmeyin. Hiçbir şekilde bir yere kaçmayacak, uçmayacak, fırsat bitmeyecek. Geliyor kırmızı bant aşağı doğru. Bekleyin bakalım fiyat bu bandın üzerine çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Siz kırmızı dönemdesiniz şu anda. Yani kim ne derse desin, ne anlatırsa anlatsın, hangi kurum ne raporu yayınlarsa yayınlasın, siz kırmızı bant dönemlerinde alım için acele etmeyin. Yeşil bant dönemi yine başlayacak. Ve o yeşil bant dönemiyle birlikte girdiğinizde yükseliş dalgasına girmiş bir hisse sahibi olursunuz. Şu anda en son yükseliş dalgasını bitirmiş bir hissedir bu ekrandaki. Hiç fark etmez. Bugün Coca-Cola, yarın altın, öbür gün Nvidia. Ne fark eder değerli yatırımcılar? Siz yükseliş dalgasında bulunup kırmızı bölgede de bulunmamayı prensip haline getirirseniz dünyada yatırım yapılabilir. Bütün enstrümanlarda bu anlayışla hareket ettiğinizde olay biter. Ne kadar istiyorsanız o kadar bu piyasalarda yatırım yaparsınız. Alım satım işlemlerinizi sağlıklı yürütürsünüz. Fiyat algısına kapılmayın. Bakın, fiyat her zaman sizin kararlarınızı etkileyen en önemli psikolojik parametredir. Kağıt şuradan şuraya düştü söylemi direkt olarak fiyata dayalı bir söylemdir ve büyük hatadır. Algılarınızı bozar. Kağıdın nereden nereye düştüğü sizin alış ya da satış yapmanız için tek gerekçe olamaz. Ve sadece bu parametre, fiyat parametresine bakarak işlem yapılmaz. Çünkü bu kağıdın, ben size örnek veriyorum, 7 Kasım tarihinde 418 liralardayken ya Coca-Cola alın gidip bu 660 lira olacak 27 Şubat'ta desem inanmamanız gerekiyor. Ama oluşmuş işte, bakın oluyor. Şimdi de ya bu kağıt, hani hatırlıyor musunuz, 26 Şubat tarihinde 660 liraydı. Bu kağıt 550 liraya düşecek, satın bunu deseydim ve bu çok kısa bir süre içinde olacak deseydim satmazdınız. Ama bakın oluyor. İşte o yüzden fiyata dayalı olan algılar, fiyata dayalı olarak alınmış olan alış ya da satış kararları gerçekten çok risklidir. Tek başına fiyat parametresiyle hareket edilmez. Ekrana o yüzden biz bu fonksiyonları yerleştiriyoruz. Açın bir bakın değerli yatırımcılar. Coca-Cola şu anda yükselen bir varlık niteliğinde mi, değil mi?
İşte kırmızı bantların ispatları sizin gözünüzün önünde şu anda. Görüyorsunuz, her kırmızı bant bir bela dönemi. Ki Coca-Cola mükemmel performans sergileyen uzun vadeli yükseliş trendinde olan bir hisse olmasına rağmen kırmızı bantların yine belalar olduğunu görüyorsunuz. Şimdi de öyle bir dönemdeyiz. Ne gerek var ki bunun riskine girmeye? Atsın üzerine, siz izleyin, bekleyin. Asıl mesele ne biliyor musunuz? Ben size çok açıkça söyleyeyim. Kırılan yatırımcılarım olabilir, darılan katılımcılar olabilir ama ben doğruyu söylüyorum. Bekleyemiyor bireysel yatırımcı, acele ediyor, sabredemiyor, izlemeyi kendine zul görüyor. Halbuki gayet sakin, soğukkanlı. Bakın, yarınki kapanışta nerede? Öbür gün nerede? Bekleyin, sizin buralarda zaten acele etmenize gerek yok ki. Tekrar Coca-Cola'yı alacağız değerli yatırımcılar. Ben birinci bölümde anlattım. Miraculum'la taşıyordum. Ben de sattım. Pozisyonum kapandı. Ve alım için, bakın, sizlerle paylaştığım hisseler hep bu nitelikte olacak. Tekrar alım için kovaladığımız iyi hisseler statüsünde bunlar. Ben de alacağım ama bekliyorum. Ama kağıt bak 555'ti de şimdi gitti işte 580 oldu. Değerli yatırımcılar, sizin derdiniz 555'te 25 kazanmaksa benim söyleyebileceğim bir şey yok. Zaten benim analizlerimi izlemeyin, dinlemeyin. Ben size şu dalgayı yakalamanın yollarını anlatıyorum. Burada 555'te 25 mi var? %5 mi buradaki oran? Kaç biliyor musunuz? Net söyleyeyim, yukarı kavislendiğinde alan bir yatırımcı en kötü yerden alıp kırılır kırılmaz verseydi. İşte buyurun, %46 değerli yatırımcılar burası. Çok değil, 81 iş günü. Anlatabiliyorum değil mi? Mesele bunu yakalamayı anlamanız zaten. Yoksa 555'ten almadık da tüh vah bak 580 oldu işte ne yapacağız şimdi diyen yatırımcı 2 gün daha dayanır, 3. gün gider bu hisseyi alır. Ondan sonra şu anda yükseliş görüntüsü arz etmeyen bir varlığa yatırım yapmış olur. O yüzden bunlardan uzak durmalısınız. Kırmızı dönemler. Aynı şeyi M2 de gösterecek şimdi. Mavi renkliyken M2 eğrisi sorun var mı? Yok. Fiyat M2'nin üzerindeyken de sorun yok. Gayet güzel. Ancak M2 kırıldığında ve kırmızıya döndüğünde artık kaçılır değerli yatırımcılar. Sizin nereden aldığınızın falan bir önemi kalmaz. Artık bu düşüş yapısına bürünmüş bir hissedir, bir varlıktır ve bulunmamanız gerekiyor. LRB kafamızın üzerine bir kubbe yapmaması tek dileğim. Şimdi kubbe nedir? Kubbe budur. Fiyat kırılmış, değil mi? LRB'yi aşağı kırmışız bu bölge ve LRB kırmızıya dönmüş. Şimdi eğimi de kaybetti. Yukarı yönlü eğim yataya döndü. Bakın LRB'de ben şu kendi çizimlerimi kaldırayım, direkt görün. Şimdi bunun üzerine yerleşemediğimiz sürece buradaki filtre eğimi negatife dönecek ve işte bu bir kubbe yapısı oluşturacak. Kubbe yapısında bulunduğumuz hiçbir dönemde alıcı olmamak gerekir. Çünkü kağıt bir yere gidemez. Örnekler Coca-Cola'dan gelsin. Buyurun. Değerli yatırımcılar, kağıt bir yere gidebiliyor mu? Bakın, bu işaretlediğim kubbeleri biraz sonra büyüteceğim. Ekranda direkt olarak görmenizi sağlayacağım. Neden bulaşmamalısınız sorusunun cevabını kola anlatsın. Evet, son dönemle başlayalım. Şimdi burayı görüyorsunuz zaten. Yolun yarısındayız gibi bir görünüm var. Tabii bunun yarısı falan olduğu da belli olmaz. Bu daha da akar aşağı. Şu şekle bile dönüşebilir. Burada bir yapı var. Fiyat hep LRB'nin altında. Olmaz değerli yatırımcılar. Bu bölgede siz alıcı olmamalısınız. Gelin şimdi bir öncekine gidelim. Olabilecek gibi mi? Hayır. Siz LRB'nin altındasınız ve LRB kubbe şeklinde kafanızın üstünde bir dom yapısını gerçekleştirmiş. Gitmez.
Aynı şekilde bir dom yapısı fiyat yine El Arbi'nin altında bir yere gitmez. Benim gitmezden kastım pazartesi günü %2 yapmaz mı değil, yapar. O beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren bir yükseliş dalgasıdır değerli yatırımcılar. Şudur. Benim gitmekten kastım bu. İşte %45 midir, %40 mıdır? Az önce ölçtük. Şimdi bu olmadıktan sonra bu tahtaya %3-5 için girmek gerçekten de hani plajın içerisinde kum taneleriyle oynamaya benzer. Gerek yok. F1, F2. Ne görüyorsunuz? Salça rengi bordo gelmiş, değil mi? Bordoya girdi miydi? Tamam, siz yavaş yavaş valizi hazırlayın. Yolculuk başlıyor aşağı doğru demektir. Toparlama ihtimali yok muydu? Vardı değerli yatırımcılar. O ihtimal bakın şu mumla birlikte sönmüş. Filtrelerin tekrar üzerine atmayı başarabilseydi şu şekilde, yani burada bir kavis yapabilse idi, o zaman zaten bu bölge oluşmayacağı için renkler de tabii ki maviye dönüşecekti ve durumu bir kavisli yapıyla kurtarmış olacaktık. Olmadı. Olmadığını siz kendi gözünüzde bu mumda fark etmediniz mi? Etmeliydiniz. Sonra aktı aşağı işte. Şimdi yukarı tepki veriyor. Bakın bu tepki. Sonra ne olacak? Ben ne zaman işte bunlar iki filtre eğrisi, şu fiyatı bir uçurayım da ben size bunu bir düzgün anlatayım. İki filtre eğrisi ne zaman yukarı kesişirse değerli yatırımcılar, fiyat zaten benim buradaki filtremin üzerine yerleşti demektir. Nerede olacağını bilmiyorum. Tamamen elime denk geldiği şekilde çizdim. İşte burada alırsınız. Burada tekrar yükseliş potansiyeli taşıyan bir hisse almış olursunuz. Şu anda düşüş potansiyeli taşıyan bir hisse kimliği devam ediyor. Bulunmayın, gerek yok. Bu kağıt kötü olduğu için değil, kağıt çok iyi. Diyorum ya tekrar alacağız. Onun için kovalıyorum zaten. Bakın, kırmızı bordo salça dönemleri. Salça diyorum bilerek aklınızda kalsın diye değerli yatırımcılar. Her defasında riskli, tehlikeli, tuhaf böyle uğraşacağınız bölgelere işaret eder. Burada iyi toparlamış. Ondan sonra his zaten filtrede burada maviyi yakmış. Bakın hep aynı hikayeler. Şimdi de aynı hikaye değerli yatırımcılar işte. Sizin için bakın asıl mantığı şöyle oturtalım. Yani bilmiyorum ne kadar daha çaba sarf edeceğim ama ben bu yoldan vazgeçmem. Sizin fiyata bakarak alım satım kararı vermenizden sizi vazgeçireceğim. Eğer derdiniz 555'ten yakalayıp alıp 580'e 590'a vermekse buyurun deneyin. Ama 590'a gelemeden şimdi pazartesi günü tekrar aşağı yaparsa bu hisse ve önümüzdeki bütün hafta boyunca örnek veriyorum Coca-Cola ile ilgili düşünmeyin. Şu grafiğe göre düşünün. Çok şaşırtıcı mı olur? Hayır. Son derece makul bir W yapısı oluşur burada. Ve ondan sonra tekrar yoluna devam eder. Peki siz bunun planını yaptınız mı? Madem buradan aldınız ve şimdi de vermiyorsunuz. Sizin bir plana ihtiyacınız yok mu yani? 555'ten almak bu dönemde yapılabilecek şu ana kadarki görüntüde iyi bir hareket. Peki ama iyi bir hareket etmek riskleri satın almadığınız anlamına gelmiyor. Riskleri satın aldınız. Niye? LRB'nin altındasınız, M2'nin altındasınız, orta vadeli trend yön göstergesinin altındasınız, F1, F2'nin altında salça, bordo. Şu anda riski de satın aldınız, düşüş riskini. O yüzden sizin bir B planınız olmalı. Nedir o B planı? Ya bu kağıt şimdi yukarı yönlü olarak gidip de zaten filtrelerin yoğun olduğu bu bölgenin üzerine çıkabiliyorsa ki oraya bir günde gidemeyeceği için bunlar da şöyle hafif aşağı akacaklar ya. İşler kolaylaşacak. Şu bölgeye gelecek o dediğim üzerine atma seviyeleri. Eğer buraya atarsa zaten sorun yok. Bu sizin yükseliş planınız ama burada da plan yapmalısınız.
Ekleme mi yapacaksınız? Ya da 555'ten aldıklarınızı nereye vereceksiniz? Bunların planı. Ben sizin yerinize çok kısa süreli bir plan anlatayım. Buradan almayı başardınız. Çok hisleri kuvvetli bir insansınız. Peki. İlk gözlemleyeceğim şey ne olurdu benim? Ben olsam filtrelerin üzerine atıyor muyum, atmıyor muyum? Ben bunu gözlemlerim, izlerim. Şu anda zaten 555'ten aldığım hisse 580 lirada ya. Benim biraz hani konforum var, gözlemleme konforu. Aradaki bu marj hala benim kârda olduğumu gösteriyor. Kâr marjım bu kadar. Peki. Üstüne attım mı? Güzel. Gözümü buraya çeviririm ben o zaman. Zirveye. Ama bilmelisiniz ki zirveye geldiğinde de hisse öyle lay lay lom, hadi ben bu zirveyi bir atlayayım, şöyle atlaya zıplaya gidelim. İşte ne bileyim 700 lira olalım, 900 lira olalım demeyecek ki. Ne yapacak? Takılacak değerli yatırımcılar zirve bandında. Siz işte planı kurun. Zirve bandına geliyorsa geldiğinde verecek misiniz? İşte cevap size ait, bilmiyorum. Peki, şimdi negatif. Yukarı gidemiyor kağıt diyelim. Hadi bir gün daha gitti. Ekranı temizliyorum, negatif plan anlatıyorum. Buyurun, 2 gün daha gitti, sonra tıkandı. Hadi. Şimdi hadi bakalım B planı. Nedir B planı? Nereye bakıyorsunuz şimdi siz? Veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Cevap. Cevap size ait, bilmiyorum. Ben olsam aldığım yerden tekrar böyle kafayı aşağı büküp yine aynı yere doğru geliyorsa buraya bakarım yine. Aldığım yere bakarım. Uzatırım bunu 555. Aşağı kırıyor. Kırana kadar vermem. Kırdığında veririm 550. 545. Peki, devam edelim. Peki geldi buraya. Ben vermiyorum ya 555'te. Buradan yukarı toplar mı diye bakarım. Bir W yapısı anlatıyorum. Bu bir ihtimal. Sizin B planınızın başrolü bu. W. Düşüş planınızın başrolü. Peki, geldi dibe bir daha vurdu. Ne yaparım? Ben olsam yukarı dönüşe bakarım artık. Bir daha dönüyorsa yukarı boyun kırılımına bakacağız çünkü. W oluşuyor bakın. Tabii ki buraya bakacağım. Üstüne atması demek zaten benim filtrelerin üzerine atması demektir artık bu tarihlere gelindiğinde. Ne kadar sakat bir iş anlatıyorum. Bütün filtreler eziyor ya da eze eze gidiyor. Ben hala W peşindeyim ama neyse. Hiç, yani bana hitap etmedi ama yaptık W'yu peki. O zaman boyun kırılımını da aşmışım demektir. Filtrelerini de üzerine atmışım. Dediğim gibi artık yine zirve bandına bakarım. Bunlar gerçekleşmiyorsa, 555 aşağı kırıldıysa pozisyonu kapatırım. Sizin de işte bu bilgileri kullanarak bir plan yapmanız gerekiyor değerli yatırımcılar. Oturup da saçma sapan o ne demiş, bu ne demiş, yok Telegram kanalında şöyle miymiş, Twitter'da böyle miymiş diye onların peşinde koşacağınıza. Bakın yine alınan alınsın, kırılan kırılsın. Ben açık açık söylüyorum. Oturun. Madem aldınız bu hisseyi, bunun üzerine planlamalarınızı yapın ve ekran izlemeyin. O planları her akşam Coca-Cola kaç kapanmış, açın ekranınızı. Bakın akşam diyorum, akşam. Kapanıştan sonra. Bakın, aa kola yukarı mı gidiyor? Ne güzel, ne mutlu. Aşağı mı geliyor? Tamam, sizin B planınız yok mu zaten? Var. Sadık kalın. Planınıza sadık kalın. İlk pozisyonu açtığınız anda yapmış olmalısınız o planı ve o planı bozarsanız zaten hiç yapmanıza bile gerek yok demektir. Boş yere uğraşmayın. Kafanıza göre, hislere göre, raporlara göre, el alem ne demiş, yok sosyal medyada ne olurmuş, bunlarla pozisyonlarınızı yönetmeye devam edin. Saygım sonsuz. Ama açıkça tekrar belirtiyorum. Borsa ömrünüzden gider. Geleceğinizden götürür o tip yaklaşımlar. Tekrarlıyorum. Ben hiçbir şekilde buradan kalkacak da işte bak 700 olacak, 900 olacak bile deseler bu kağıdı buradan almam. Ama ben buradan almaya razı olan adamım, dikkat edin. Zirve bandını da kırdıktan sonra, hatta temkinli yatırımcı için anlatıyorum. Ben algoritma ile gireceğim yine ama algoritma kullanmayan, beni izleyen bir temkinli yatırımcı ne yapsın sorusunun cevabını veriyorum. İşte alacağı yer burasıdır.
zirve kırıldıktan sonra yeni bir dalga için alır o yatırımcı. Yükseliş dalgası, yeni bir yükseliş dalgası. O dalganın başlangıç yeri burası değildir zannedildiği gibi. Burasıdır. Çünkü hissenin zirveden sonra geri çekilmiş olduğu bu marj var ya, bakın. Bu marj içinde oluşacak olan her türlü hareket zaten bizim bildiğimiz bölgenin hareketidir hala. Yeni bir döneme geçmedik ki kağıt. Zaten biliyorum, ben buraları çalıştım işte. Buralarda yine çalışacak. Peki, benim için yeni bir olay değil bu. Bu dipten başlamaz yeni bir hareket. Buradan başlar. İşte o sebeple buradan başlayacaktır. PMA'in altına düştüğümüzü zannetmiyorum. Zannetmek de istemiyorum. İşler zorlaşacak. Of. Altına düşmüşüz değerli yatırımcılar. Şimdi bir daha üzerine yerleşmeyi bekleyeceğiz. Zaten PMA bandının üzerine yerleşme dediğim yer neresi? Burası. Yani PMA yatay devam edecek. Ben onu bildiğim için burayı direkt gösteriyorum size. PMA yatay devam edeceği için bu bölge benim için önemli. O bölge zaten zirve direnç bandımın içi. Yani PMA bandının üzerine atması da beni kurtarmayacak. Zirveyi kırdıktan sonraya bakarım. Ben temkinli bir yatırımcı kimliğimle söylüyorum. Yoksa algoritmalarla çalışmasam yapacağım iş. Ama algoritmayla çalıştığım için ben tabii ki sinyale göre direkt olarak girerim, hiç bakmam. Kağıt neredeymiş, ne yapıyormuş, ilgilenmem. Ama her şu anda katılımcıda algoritma yok. Onlara göre anlatıyorum. PMA bandının altında olduğum hiçbir dönemi sevmem. Her zaman için şu hareketin şöyle devam etme ihtimali vardır. Korkutur. Bunun da var. Yine PMA bandının altındayım ya. Mavi dönemlerde korkmam. Buralar güvenli bölgedir değerli yatırımcılar. Hele ki böyle eğimlendiyse falan, of, para kazanmaya başlıyorsunuz demektir zaten. Hiç korkmayın. Bakın, hiç korkmayın bilgisi nasıl bir bilgi biliyor musunuz? Size direkt sahadaki yatırımcının ne hissettiğiyle anlatayım. Yatay geliyor ya PMA bandı. Burada. Burada hiç para falan kazanmıyorsunuz. Ama işte yükseliyor falan. Boş verin değerli yatırımcılar. Olay bu değil. Burada kazanılan hiçbir şey değil. Boş verin. Mesele eğimlenme başladıktan sonra. Asıl burada para kazanmaya başlıyorsunuz siz. Ben şimdi bu bilgiyi veriyorum ya. Yatırımcı sonrasında bakıyor, ya diyor, bu adam diyor para kazanmaya başladınız deyip duruyor ama kağıda baksanıza, yani şöyle bir büyüteyim de küçük ekranda izleyenler de fark etsin. Eğimlenme burada başlamış, değil mi? Şu mum. Ya yukarı yönlü hareket işte para kazanıyor. 3 gündür aşağı düşüyor kağıt diyor. 3 gün. Değerli yatırımcılar, benim size verdiğim bilgi 3 gün, 5 gün bilgisi falan değil. Daha da kötüsünü anlatayım mı? Sonra aynı yatırımcı ne hissediyor biliyor musunuz? Kağıt böyle çılgın gibi gitmiş ya burada. Of diyor, doğru söylemiş diyor, cidden diyor, süper gidiyor. Ne süper gidiyor? Burası plajdaki kum tanesi. Devam edeyim. Ama ondan sonra paldır küldür, aman diyor, ya biz bu kağıdı verelim. Nerede aldınız zaten bu kağıdı? Örnek veriyorum. Para kazanmaya başladınız dediğim yerde almış olun, aynı yere verin. Şimdi adam çıktı tahtadan. Adam demeyelim, kadın yatırımcılarımız da var. Şimdi yatırımcı çıktı tahtadan. Dedi ki, yok ya dedi, işte burada eğim meyim bir şey kazandırmıyor, işte hiçbir şey kazanmadık. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Mesele işte her söyleme böyle o kadar alışmış ki bizim yatırımcımız, sosyal medyanın işleri tabii bunlar. Yani yatırımcıya suç bulmuyorum. Her şeyi böyle 3 günlük, 5 günlük şeyler, periyotlarda değerlendiriyor. Bakar mısınız sorunu? Kağıt nereye gitmiş? Ekranı deldi kağıt. Anladınız değil mi olayı? Nereye geldik? Buraya geldik ya. Yani zannedilmesin ki biz para kazanmaya başlamıştık. Hani bak, olmadı işte, şurada şu kadarcık bir hareketle karar veriliyor. Değerli yatırımcılar, ben buradan bahsediyorum size, buradan. Benim olayım bu. Siz buradasınız. O da en iyimser haliyle yani.
Burada geri dönüyor ya, ben eğim bitti diye burayı gösteriyorum. Aslında eğim yine devam ediyor. Doğru vereceğiniz yer neresi biliyor musunuz? Şu mum. Bandın altına düştüğü mum. Zaten berbat bir mummuş o. Neymiş öyle? %4,64. Kapatın, geçin, gidin. Sonra bir daha üstüne çıktı. Tamam, alın değerli yatırımcılar. Güvenli taraftasınız. Alın. Bir şey olmaz. Geldik mi? O aldığınızı da buraya vereceksiniz. En dibine 555'e verin gidin. Ne fark eder ki? Size ne ki fiyattan? Zaten burada 415'ten almışsınız. E tamam, ne güzel işte. Verin, çakın çıkın. Fiyata bakılmaz. Tek tuş çat, sat, çık. Sonra tekrar mavi bandın üzerine geçildiğinde, tabii bu böyle sarı devam edecek şimdi. Altındayız ya. Üstüne çıktığımızda takibe başlayın. Üstünde tutunduğunu görün 2-3 gün. Çünkü hisse size zaten gösterir değerli yatırımcılar. Bakın şöyle üstüne attığında olası mum modelleri şu şekilde gerçekleşir. Böyle ve düşmez. Sonra bir uyandırma mumu gelir böyle. Hem zirveyi kıran, hem bu bölgeden hadi ben gidiyorum diyen. O mumla birlikte siz de uyanın. Onun adı üstünde uyandırma mumu. Sonra başlasın eğim. PMA'de eğimlen, o nasıl oldu? PMA'de eğimlenme işte öyle başlar. Sonra para kazanırsınız işte. Ben o günler geldiğinde yine analizi yaptığımda o eğimlenme başlamış, para kazanmaya başlıyorsunuz derim. Buradaki gibi. Evet, sanırım net anlaşıldı. Yani benimle paylaştığınız bu yayınlarda değerli yatırımcılar zaman veriyorsunuz ve hakikaten ilginizi, odağınızı yoğunlaştırıyorsunuz. Bu beyin yorucu bir şeydir biliyorum. Bilgiler çünkü böyle hani çoluk çocuk analizleri gibi şuradan iki tane çizgi çekelim, bak işte burayı kırarsa falan filan diye analizler değil. Bu arada bu çizgiyi çeken adam varsa eğer doğru çizgi çekmiştir o zamanlar. Neyse, sadece bu olsa çok kafa patlatmanıza gerek yok. Üstüne atmış, tamam işte alalım şuradan dersiniz. Ama ben size fonksiyon anlatıyorum. Yani ve nerelerde doğru kararlar verebilirsiniz anlatıyorum. Kendim tek bir tane çizgi çizdiğim yok zaten. Her şeyi matematik çiziyor görüyorsunuz. Hepsi hesaplamayla oluyor. O yüzden de zaman verip, ilgi verip böyle odaklanmış şekilde beyin yorduğunuz için bakın değsin. Verdiğiniz zamana değmeli. Yoksa beni ne izliyorsunuz ki? Bir saat sürüyor en az benim bir yayınım. Bunun üzerine yerleşme meselesini, eğimlenme meselesini kapmalısınız burada. Siz boş verin Coca-Cola 555'ten mi dönmüş de 580'e mi gitmiş? Ne malum 3 gün sonra yine 555'e gelmeyeceğini kim söylüyor? Anlatabildim değil mi? O yüzden buradaki hareket önemsiz. Buradaki hareket ne biliyor musunuz? Biraz daha ilerleteyim bilgiyi. Bakın, benim için bir anlam ifade etmesi adına bütün şu ana kadar anlattığım filtreleri de ekrana vereyim, bilgiyi iyice zorlaştırayım. Benim için ekranda görmüş olduğunuz şu anda 5 tane filtre var. Bu filtrelere göre bir anlam ifade edecek yere gelmesi lazım fiyatın. Oraya kadar oluşacak olan tüm fiyat hareketleri varyetedir. Yani ya bir yükselişin hazırlığının hani oyalanma dönemleridir ya daha da vereceklerdir de işte tahtaya birileri gelsin diye uğraştıkları dönemdir. Budur değerli yatırımcılar. Bana bir şey ifade etmez ki. Şu dibi vurduktan sonra yukarı burada 3,60'lık yükseliş mumu var ya şu. Ha evet, artık hani belki bir daha 555'in altına düşmez dedirtir bana. O kadar. Bu mumun anlamı o benim için. Sonra 3 gün. Tamam, EMA'ları da koyarız. Fonksiyonları da koyarız. PMA'yı da yerleştiririz. Lineer regresyonları da koyarız. Bakarız. Ne anlamı var? Hiç. Hala hiç. Ne zaman anlam ifade edecek? İşte siz onu yakalayacak bilgi için beni izleyin. Burada anlattığım şey o. Yok 555'miş. Yok efendim ben niye fiyat etiketini buraya yerleştirmiyormuşum? Ya değerli yatırımcılar bakın. Ben artık fiyat etiketini yerleştirmeyi geçin, fiyat mumlarını ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Bunu fark edin. Biz göremiyoruz, bilemiyoruz. 555 mi?
Ya peki küçük ekranda izleyenlere de saygım sonsuz ama mesele 555 meselesi değil. Henüz oralardasınız. Geçin o işi. 555 meselesi sizin peşinde olacağınız bilgi değil. Sizin peşinde olacağınız bilgi fiyat mumlarına bile gerek olmayan işte bu yapıların üzerine yerleşmeyen bir Coca-Cola'yı almamanız gerekliliğidir. Sizin peşinde olduğunuz bilgi bu olmalı. Yok siz yine de fiyatları işte hep yazsanız oraya etseniz. Niye? Ne yapacaksınız onları yazdığımda? Not alıyorsunuz. Peki güzel vallahi not alıyorsanız da çok sevinirim ayrı bir mesele. Çünkü not almak başarının gerçekten önemli bir bileşenidir ve her zaman yazmak lazım. Bilgiyi de yazmak lazım. Notları hani dikkat çekici kısımları da bir kenara not etmek lazım. Bunların hepsi doğru. Ama ya madem not alıyorsunuz, not alacağınız şey 555 değil. Not alacağınız bu analizde buraya kadar ki olan kısımda bir fiyat hareketinin ekranda görmüş olduğunuz bu 5 tane filtre için ne anlam ifade ettiğini gözlemleme gerekliliğidir. Bunu not alın. Ondan sonra ömür boyu kullanın. Kolaymış 555'miş. Kola 555 bilgisini ömür boyu kullanamazsınız değerli yatırımcılar. 3 gün sonra geçerliliğini yitirir. Ama size anlattığım buradaki olay ömür boyu geçerliliğini yitirmez. Her enstrümanda ömür boyu da kullanırsınız. Bunun peşinde olmanız sizin ve benim ayırmış olduğumuz zamanın hakkını verir. Gerisi boş iş. Ucuz kalan hisseler. Oo, ucuz kalan hisseler. Öyle analizler yapalım değil mi? Ne güzel olur. Ucuz kalan size 5 tane hisse anlatayım ben. Süper. Trendliner QNR geldi ekrana. Fonksiyonu görüyorsunuz. Yapacağını yapmış. Bana bir söz söylemeye gerek bırakmamış zaten. Trendliner QNR başarısıdır. Matematikli oluyor değerli yatırımcılar. Bank of Jamaica ne almış? Yok bilmem ne raporunda ne açıklamış? Yok hangi yatırım fonu Coca-Cola satıyormuş? Bireysel emeklilik fonları ne yapıyor? Ya bize ne bize ne? Gidiyor işte. Gittiği sürece siz devam edin. Şunu yapmayın değerli yatırımcılar. Bakın size bir anahtar bilgi daha vereyim. Piyasa kaotik. Yani bir tane beyin tarafından yönetilmiyor. Zannedildiği gibi o tahtacı denen, pala denen, spekülatör denen, hatta spekülatör bile demiyor yeni kuşak. Duyuyorum bazen spek diyor. Uzun ya spekülatör yorulurlar. Spek diyor. Peki. Kabul edelim spek tarafından yönetilmiyor. Zannedildiği gibi değil. O gizli özne bir tane değil. Burası kaotik. Yani aynı anda Coca-Cola tahtasında bakın Finse ailesinden en azından emin olun ki 100 tanemiz birden karar veriyoruz bazı günler. Aynı gün bu tahtada kimimiz veriyor, kimimiz vermiyor, hangi algoritmayla takip ettiğine göre değişir. Ama her gün bu tahtada olan sadece bizim ailemizden bile 100 kişi var ya. Eminim var. E peki şimdi 100 kişinin birden aynı gün aynı tahtaya odaklanarak üzerinde işlem yaptığı veya karar verdiği bir ortamı düşünün. Nasıl olacak da bir tane beyinle her şey yönlendirilecek bu tahtada. Hadi Coca-Cola tahtası nispeten diyeyim. Tüpraş'ta kim yapıyor bu işleri? Türk Hava Yolları'nda nasıl oluyor? BİMAŞ nasıl oluyor değerli yatırımcılar? Ereğli. Koç Holding, Türk Hava Yolları. Olmaz değerli yatırımcılar. Kaotik. Siz kimin ne yapmaya çalıştığını anlamayın. Bunun peşinde olmayın. Piyasa ne yapar? Bu sorunun cevabının peşinde olmayın. Siz para kazanmaya bakın. Siz bu piyasada işte Bank of Jamaica ne yapmaya çalışıyor diye oturup düşünmek için mi geldiniz, yatırım yapıyorsunuz? Derdiniz bu mu? Bu olmasın. Eğer buysa hemen vazgeçin o işten. Anlayamazsınız. Beni de anlayamazsınız. Ben hep anlatıyorum. Sırası geldikçe anlatıyorum tabii. Size aracı kurumları söyleyeyim, işlem yaptığım. Olduğum tahtaları da söyleyeyim.
Hadi ondan sonra bütün gün izleyin o tahtaları. Akşam sorayım size. Bilin bakalım ben ne yaptım. Bakın beni bile bilemezsiniz. Mümkün değil, mümkün değil. Emin olun. Çoluk çocuk tahtalarından bahsetmiyorum. Adam gibi düzgün büyük tahtalardan bahsediyorum. Mümkün değildir. Bank of Jamaica mı almış? Yok efendim, Yapı Kredi yatırımın robotu ne etmiş? Pastanın sol tarafında biri var, sağ tarafında biri var. Ya bunun karşılıklı olmadığını nereden biliyorsunuz? Yok, Bank of Jamaica'nın fiktif işlemlerinin ne kadar olduğunu nereden biliyorsunuz? Oturup aynı fiyat seviyesinden kaç lot almış, kaç lot vermişi, gün içerisinde kaç kere yaptığını mı hesaplayacaksınız? Bunları mı çözmeye uğraşıyorsunuz? Yapmayın. Bunlara kafa patlatıp da böyle abuk subuk şeyler peşinde koşmak yerine siz para kazanmaya bakın. Piyasayı anlamaya çalışmayın. Piyasanın yapmış olduğu bir harekete Coca-Cola neden düştü? Yorumunuz nedir? Ne yorum ya? Düşüyor işte. Ben yorum yapsam ne yazar? Sen çıksana bu tahtadan artık yani. Yorumu sonra konuşuruz. Sen ilk önce aksiyonunu yap. İşi bitir. Ondan sonra dersin ki ya işte bilanço açıkladı, kar realizasyonu, beklentiler sona erdi, piyasada zaten satış gelmişti falan filan. Bitti. Ama sen çıktın mı tahtadan? İlk önce bana onu söyle bakalım. Burada aldığını verdin mi? Tamam. Ya gerisini boş ver. Bir daha al sinyali geldiğinde de al sinyali niye geldi acaba diye bunun sebebini mi arayacaksın? Bunu mu anlamaya çalışacaksın? Evet, Bank of Jamaica aldı o yüzden. Bank of Jamaica endeks mühendisliği yapıyor. Yapsın, size ne? Siz kazanacağınız tahtalarla ilgilenin. Endeksten zaten size ne ki? İşin en temelinde bu var. Endeks. Anlatacağım bugün endeksi. Bugün o analizi de yayınlayacağım. Ne o, ne fark eder ki? Coca-Cola'yı ne bağlar ki? Başımıza çok ters bir şey gelirse zaten endeks, ya bir de dolar bazında falan bakıyorlar ya endeks. Ya ona göre siz Coca-Cola alıp almamaya mı karar veriyorsunuz yani? Değil değerli yatırımcılar. Öyle yapıyorsanız da lütfen yapmayın. Borsa o şekildeki kararlarla yürümez. Siz hisselerinize odaklanın bir. Piyasa dinamiklerini anlamaya çalışmayın. İnanın bana bu boş iştir. Zaman kaybetmeyin. Enerji kaybetmeyin. Bıkarsınız. Ve borsadan soğursunuz. Yani soğumamanız için yapmanız gerekenleri anlatıyorum ki soğumayıp da şu piyasada bir 20 yıl 30 yıl kalmayı bir başarın. Devam edelim şimdi olaya. O yüzden ne o pasta grafiği, takas analizi, yok kademe. Ya eskidendi tahta analizi falan. Benim gençliğimdeydi o işler. O zamanlar doğruydu. Takas analizi de yapardık. Evet, kademe analizi de yapardık. Tahtaya evet, kesinlikle bütün kademeleri hepsini birden analiz edebilecek durumumuz vardı. Bugün yok. E niye? Emir iptali var. Emir. Adam yazıyor oraya, bir bakıyorum ondan sonra yok. Ne oldu? İptal olmuş. Allah Allah. Ya eskiden böyle bir şey yoktu ki. Tahtaya çaktı mıydı emri, kalıyordu orada yapışıp. Arkanıza birisi yeni emir girdiğinde. O zaman yaparsınız işte derinlik analizini. Fiktifler de bir anlam ifade eder. Ama yok şimdi kafaya göre iki kademe aşağı kay. Üç kademe aşağı. Aşağı gidilir mi ya alış emrinde? E bu yapılıyor şu anda. E siz hangi kademenin ne analizini yapacaksınız o zaman? Tahta analizi diye bir şey kalır mı? Devam edelim. Trendliner bize ne diyor? Benim onun için sizleri işte bakın bütün bu parametreleri size anlattığım bu bütün bilgiyi bir toplayın. Olay nereye dönüp dolaşıp geliyor? Matematiğe. Ya en somut, en net, en duygulardan arınmış, en gereksiz bilgilerden izole edilmiş şekilde pozisyon yönetirsiniz. Bunu matematik sağlar. O zaman işte bıkmazsınız, soğumazsınız ve yorulmazsınız. Yorulmadığınız zaman da uzun süre borsada kalırsınız. Borsada uzun süre kalırsanız da katlayarak kazanırsınız. Bu bir gerçektir. 5 yılda 20 bin kazanacağınıza 25 yılda 500 bin kazanırsınız. Bakın bu böyledir. Devam edelim bakalım. Aldık verdik, iş bitti. Trendliner QNR zaten de tam yapışmış gelmiş, yani kırılım yerine gelmiş. Doğrusu bu sat sinyali şaşırtıcı değil.
Burada ya zıplama bekleyecektik, zirveyi kıran, ya da aşağı yönlü bir sağlam mum gelecekti. Bir değil, 4-5 tane birden gelmiş zaten. Olay tamamen kopmuş. Ne yapacağız? Ne yapacağımız belli değil mi? Trendliner yatay gider. Bunun üzerine atacak. Ondan sonra bakacağız. QNR döndü, kavislendi, geliyor mu? Güzel de çizim oldu doğrusu. Buralar herhalde Nisan'ın ilk haftaları. Aklımızda kalsın işte. 4 saatlik. Daha da felaket net görünecek şimdi. 4 saatlerde Trendliner, QNR çok daha net bilgi verir. Sebebi 4 saatlik grafiklerin özelliğindendir. 4 saatlikler dalgaları daha iyi gösterir, daha detay verir. O bağlamda da işte gördünüz. Bir tepe yapısı değerli yatırımcılar. Şimdi Trendliner QNR'da bu yapıyı görerek vermeyen bir kursiyer bilgiye ihanet etmiştir. Kursiyerlerim için söylüyorum. Vereceksiniz, hiç acımayacaksınız. Ya ben burada almıştım ama niye hemen ertesi gün verdim? Ne ertesi günü mü kalmış? Ne fark eder sizin ne gün aldığınız, ne fiyattan aldığınız? Bakın burası bir sat al sat üçgeni. Yani burası bir tepe yapısı. Buradan işte verecek adam, yani artık daha ne desin buradaki fonksiyon? İş bitmemiş mi? Bitmiş. 4 saatlikte destek bölgesine gelmiş. Hatta delmiş. De toparlamış sonra. Aklına gelmiş. Burada kantarın topuzunun kaçtığı günler vardı ya, oralar buralar. Hani EMA 34-55'ler meselesi. Daha doğrusu bu analizin ilk bölümünde anlattım diğer videoda. Orası buradaki benim desteğimi de delmiş, destek yatayımı. Neyse, biz işimize devam edelim. Şimdi ne oldu? Ne olacak? Ben al sinyali görmeden alır mıyım bunu bir daha? Hayatta almam. Ya Coca-Cola iyiyse değil mi, şu performansa bak derler. İyiyse canım, ben almıyorum diye hisse kötü anlamına gelmiyor ki. Alacağım. Mükemmel performans. Ben bu şekildeki performanstaki bir hisseyi niye almayayım? Bir de bir kafa daha var. Onu da anlatmadan geçmeyeyim. Şimdi grafiği böyle küçültünce aklıma geldi. Çok gitti, ben bunu almam. Ya çok gitti ne demektir ki? Burası az mı gitmişti yani? Şu az mıydı? Nereye göre çoktu? Biz burada konuşuyorsak yatırımcı buraya gelmiş bir Coca-Cola'ya çok gitti diyebiliyor. Ya iyi de çok çok ne demek? Bir, çok diye bir tanımlama olur mu hiç? Biz matematikle çalışıyoruz. İşin içinde bir grafik var, fiyat var, varlık var, periyot var, ya tarih var. Yani çok diye bir şey olur mu tanımlama? Burası madem çok gitmişti, almayın o zaman. Bu ne oldu peki? Az mı oldu? Bu da çok. Peki bu az mı yani? Bu ne? Çok diye bir şey yok değerli yatırımcılar. Gider. Çok düştü. Bir de bu var, değil mi? Çok düştüğü de seviyor bizim yatırımcımız. Yani bütün dünyada böyle, yanlış anlamayın. Ya ben size en az 12 tane milletin yatırımcısı hakkında da anlatıyorum buradaki analizlerde bilgiyi. Ben size düşen bir bölge bulayım şimdi. Çok düştü derler orada da. Ha işte geliyor. Çok düşmüş değil mi? Ya burada da çok düşmüştü. Burada da böyle midir yani? Çok düştü, biz bunu alalım abi. İşte bu alalım abiler oradan çıkıyor zaten. Almayın abi. Düşen bir varlığı niye alıyorsunuz? Bakın yükselirken alacaksınız bu varlığı siz. Burada. Buralar alım yeri. Buralar girilmeyecek bölgeler. Bu nedir böyle? Bununla mı uğraşacaksınız siz? O zaman matematikle falan çalışmayın ya. Siz devam edin. Çok düştü abi. Bizim karşı komşu almış abi. O arabasını satmış. Bu evini satmış. İyi. Hayırlı işler. Gerek yok ki ya matematiğe o zaman. Komşu evini ne zaman satıyorsa biz de gidip Coca-Cola alalım madem. Değil mi? Süper para kazanma yöntemleri. Biz gelelim Finorma'ya. Finorma günlük grafikte şimdi dibe vurduğu an, Allah işte bilgi buradaymış. Hiçbir kursiyerimde bana söylemiyor. Dibine işte Finorma'ya vurduğu an takip edilmesi gereken yerdir diyecektim az önce.
tam cümlenin ortasında grafik ekrana geldi. Gördünüz değil mi olayı? Finorma'ya güvenin değerli yatırımcılar. Geri çekilmelerde Finorma bölgeleri artık yavaş yavaş, ya ben şu kağıdı bir listenin başına alayım, buraya bir Coca-Cola yazalım bu listenin başına dediğimiz yerdir burası. Burası. Böyledir değerli yatırımcılar bu iş. Bakın. Aşağı kırmıyor mu? Kırıyor, kaçın. Kırdı mıydı? Hiç. Benim de ne dediğime bakmayın. Gözünüzle görüyorsunuz işte, kırılmış ya. Sizin ne işiniz var o tahtada? Üstüne attığında gelirsiniz. Hep risklerinizi minimize etmek, kaybetme riskini en aza indirmek üzere planlamalarınızı yapın. Aşağı kırıldı mı? Bakın, benim için hiç abartmıyorum. İnanın çok samimi söylüyorum. Algoritmayla çalışmasam şu mum satış mumudur benim için. Altında kapatmış, ertesi gün eksi kapatmış, gap'li açmış, aşağı kapatmış. Ben çıkarım burada, hiç bakmam. Ama ben nerede girmişimdir biliyor musunuz? İşte bu önemli ya. Şimdi burada girdiğinizde burada da verebilme rahatlığınız olur. Ama burada girerseniz burada verme rahatlığınız olmaz. Doğru yerden girmek, fiyat ne olursa olsun, yine fiyat anlatmıyorum, bana ne fiyattan, doğru yer burasıymış, verilecek yer de burası. Sonra alın, bir daha yukarı attı işte. Hiç demeyin ki ya biz niye madem buradan alacaktık da buraya verdik. Ya olur mu, sen nereden biliyorsun ki 3 gün sonra yukarı böyle gideceğini, Finorma'nın üzerine atacağını? Ya böyle gitseydi ne yapacaktın? İyi ki vermişiz diyecektiniz. Onun için alın burada, burası alım yeri. Şimdi 555 alım yeri. Riski seven yatırımcı üstüne atmayı falan filan beklemeden filtrelerinde Finorma'ya güvenip alır. Ben almam. Ben temkinli yatırımcı. Algoritmalarım olmasa ben ne yaparım biliyor musunuz? Filtrelerin hepsini izlerim bir güzel. Ne yapıyor ya bu kağıt, üstüne atabilmiş mi? Tamam, zirve bandına bakarım. Kırıldı mı? Tamam, burada alırım. Planımı yaparım. Nerede, ne kadar vereceğim? Hangi seviyede ne olacak? Hepsinin planını yapmak zorundasınız. Algoritmayla çalıştığınızda işte bunların hiçbirini planlamak zorunda kalmıyorsunuz. O algoritmalar onun için var. Devam edelim. Finorma gerçekten mükemmel bir şey anlatmış bize. Görevini de icra etmiş. Sağ olsun. Geldik şimdi kırmızı bölgelere doğru geçiş zamanı mı? Henüz değil ama bakın, 21 filtre birden çalışıyor. Coca-Cola'nın aslında bir savaş alanının içine, bodoslama girdiğini görüyorsunuz. Savaş alanı burası biliyor musunuz daha? Yani şu anda bulunduğu yer savaş alanının da altında. Daha savaş alanına girecek bu hisse. Ve bu bölgeden kazasız belasız kurtulacak. Niye böyle bir yer çizip duruyorum ben? Çünkü bütün filtrelerin cayır cayır yoğunlaştığı yer, değerli yatırımcılar, bunların hepsini aşağı kırdık ya. Şimdi o aşağı kırılan filtreler, ya gel kardeş şöyle sen bir transit geç git der mi? Demez. Siz bütün bu savaş alanının üzerine yerleşmeyi görmelisiniz ki rahat edesiniz. Üzerine yerleşme ne demektir? İşte bu demektir. Üstüne aldı mı? Nerede bakayım? Burada yerleşiyor, aşağı kırdı etti. Burası en güzel yer, en güvenli yer. Taşıyın değerli yatırımcılar, üstünde sörf yapıyor, baksanıza. Belalar hep buralarda. Destek bölgeleri bunlar sizin için. Filtrelerin yoğun olduğu yerler yukarıda sörf yaparken destektir. Düşüşü durdurur. Ama çatır çatır böyle kırılırsa aşağıya, şimdi uğraşacağımız köstektir. O yüzden de ben almam. Kağıt gitmeyeceği için değil. Ümit ediyorum da gider de şu algoritmalar da al sinyali verir. Ben gözünün içine bakıyorum yukarı gitsin diye. Çok istiyorum. Çünkü portföyümde olmayınca ben rahatsız oluyorum. Neden biliyor musunuz değerli yatırımcılar? Size onu da anlatayım. Aylık grafiğe geçin. Bunda değil de şu temiz bir grafikte gidelim. Ha. Aylık grafiğe bir geçin. Nerede o? Bir ay. Kağıdın performansını görüyor musunuz? Ya ben niye bu portföyde tutmayayım ki bu hisseyi? Burası 2007 yılı aylık grafikteyim.
5 lira kağıt. 5. Şu an 580. Değerli yatırımcılar, işte bu tip hisselerde bulunmak için, portföyünüzde taşımak için hep bu gözünüz bunlarda olmalı. Bakın, bu Coca-Cola. Buyurun size Tüpraş. Daha önceki yayınlarımda hep bahsettim ama belki denk gelmeyenler vardır. Tüpraş, aylık grafik. 1992 yılı demek istemiyorum. Ölçemeyeceğiz çünkü. Burada fiyat sıfır görünüyor. Düşünün. Logaritmikteyim. Biraz daha geçsin. Şöyle 94 yılı mesela. Burada da ölçmüyor. Lineere geçtiğimde ölçüyor mu bari? Ölçüyor. Eksi ölçü. Şöyle bir bakalım. Yok, ölçmüyor ki. Yani kağıdın bugün geldiği yer artık o tarihlerdeki fiyat detayını veremeyecek yerler. İşte bu hisselerin peşinde olun. Ben size ölçebildiğimiz bir yerden bari anlatayım da. 96 yılında 0,01 lira. Bir kuruş yani burası. Kuruş. Şu an 172 lira. Kaç kat olduğunu hesaplayabilirsiniz. Türk Hava Yolları. Bu hisselere sempati duyun diye anlatmıyorum. Bu hisseler sizin portföylerinizde bulunması gereken hisselerdir dememin sebebini gösteriyorum. Şimdi şöyle bir düşünce olabilir. Saygı da duyarım. Peki kağıt bu zamana kadar böyle yaptı diye önümüzdeki 20-30 yıl boyunca da böyle mi yapacak? Değerli yatırımcılar, bu şirketler yani geçmiş 30 yılla önümüzdeki 30 yıl arasında taban tabana zıt performans gösterme durumunda olan şirketler değil. Bu şirketler artık belli bir noktaya gelmiş. Burası 4 kuruş. 1995. 4 kuruş. Kağıt 291 lira. Yapı Kredi. Hiç yani düşünmeden elime geleni yazıyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Hiçbirini incelemedim. Tüpraş'ı bilirim her zaman da yani. Yapı Kredi'yi bilmem mesela. Bu neymiş bakalım? Burası neresi? 97 yılı. 2 kuruş. Bugün 26 lira. Devam edin. Başka? Aselsan. Nasıl performans? Hiç beklemiyorsunuz değil mi Aselsan'dan böyle bir şey? Niye? Çünkü öyle hani sosyal medyanın çok ağzına sakız yaptığı, çoluk çocuğun ilgilendiği bir tahta değil. Ama gördüğünüz gibi şu ana kadar ekrana getirdiğim hisselerin belki de hepsinden daha yüksek, daha istikrarlı, daha düzgün bir yükseliş performansı sergilemiş. 2000 yılı 2 kuruş. Şimdi 56 lira. Başka aklınıza yani ben getireyim birkaç tane daha. Ereğli. Kötü Ereğli değil mi? Hiç kimse çok da benimsemiyor değil mi? Alın size aylık grafik. Bakın hep bunlar sizin uzun vadeli yani geniş bir perspektifle borsadaki hisseleri değerlendirmenize yarayacak bilgiler değerli yatırımcılar. Burası 2001 yılı 4 kuruş ise. Şimdi 43 lira. Bunun anlamı ne? Ya evlatlarınız için yani ne bileyim uzun vadeli bakışta kendiniz için 20 yıl, 30 yıl vadeli ben ne alayım diye düşünmenize çok gerek yok. TradingView elinizin altında. Aylık grafikleri açın. Bakın hisse performanslarına. Alın ve 30 yıl sonra satarsınız. Temettü yatırımcılığı için falan anlatmıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Bu kağıtlardan gelebilecek temettüleri gerçekten ciddi anlamda yardım kuruluşlarına bağışlayın. Temettünün peşinde olmayın. O Amerika ya da gerçekten de hani Avrupa borsalarında yapacağınız iştir temettü yatırımcılığı. Türkiye'deki temettü yatırımcılığı gidip de hani 50 milyonunuz 100 milyonunuz varsa anlam ifade eder de yani 50 bin lirayla 100 bin lirayla 300 bin 500 bin 1 milyon lirayla temettü yatırımcılığı falan olmaz. Öyle bir durumu yok Türkiye'deki şirketlerin. Türkiye şirketleri henüz bebek değerli yatırımcılar. En büyüğümüz bile bebek. Çok büyük şirketler olması gerekiyor. Çok büyük kar marjları, çok büyük kar üretimleri gerekiyor ki
Dolayısıyla bir temettü yatırımcılığını ben size anlatayım. Ama Amerika'daki yatırımlarınız söz konusuysa anlatırım. O yüzden de Warren Buffett veya o dönemin insanların yatırımcı kafasıyla bizim kafamız Türkiye'de farklı olmak durumunda. Ve bu Warren Buffett gerçekten de bir başarı öyküsüdür ama Amerika için bir başarı öyküsüdür. O piyasada. Burada değil. Devam edelim. Şimdi bizim olay neydi? Coca-Cola. Coca-Cola bütün bas paketi anlatmıştık. Gelelim paket 2'ye. Paket 2'de ne görüyoruz? Günlük grafiğe döndüm. Şu ekranda bir büyüteyim de. Ortalık bitmiş değerli yatırımcılar. Yani görülen o. Al sinyali buradaymış. Bu da sat sinyali işte. Filtrelerin hepsinin altına düştüğü yer. Bakın burada Fintrade de kapatmış. UMA aşağı akıyor. RMB siyah mumları basmış kırmızıdan sonra. Kapalı. Yukarı gidiyor kağıt, değil mi? 555'ten kalkıyor. 508 kaça kadar gitmiş hatta ya? 598'e kadar gitmiş. Bakın. RMB bir tane mavi mum yakmış mı? Hayır. Niye yakmıyor? 555'ten aldırsaymış madem, değil mi? İşte değil. Borsa da o değil zaten. Onu yapsa bu kodu kim yazmış derim şahsen. Yapmamasının sebebi de malum. Evet. Finmed, anlatma boş yere, insanların zamanını alma diyen görünüm. Çekmiş buraya 640 liraya yatayı. Üstüne atmadıktan sonra olmaz değerli yatırımcılar. Olmaz. Bir tek Finmed'i bırakayım da şöyle bir net net anlatayım. Finmed zirve dönüşlerinden sonra bir yatay çizmeye başlar ve o yatay yukarı kırılmadan da almayın isteriz. Yukarı yönlü olarak eğer Finmed'in üzerinde böyle eğimli gidiyorsanız süperdir. Zirve dönüşü Finmed yatayı. Böyle. Şimdi ne yapıyor? Bakın, zirve dönüşü Finmed yatayı. İşte üstüne atmadan gitmeyeceğini biliyor muyuz artık? Biliyoruz. Tabii siz 555'ten 640'a kadar gidişe hani gitti işte diyorsanız bilmem. O benim için gitmek o değil. 555'ten alabilecek hissiyat, cesaret ya da risk severlik 640'ta da satacak dirayeti göstermek ister. O marjı yakalayabilmek için. Değil mi? Kaçmış gerçekten ya bu aradaki marj. Kendi meraklarımı da gidereyim bir taraftan da değerli yatırımcılar durun. 640'a geldim. %15. Pou, çok para. Çok paraymış. Evet. İşimize bakalım. M1. M1'in altındaysak biz bir yere gitmeyeceğimizi biliyor muyuz? Evet. Niye? M1 M2'nin akrabası çünkü. M2'nin de altındayız. M1'i de kırmışız. Ben yokum hala. TT pozisyon kapatmıştı. Trade'den biraz daha hassas çalışır. Aslında 4 saatliklerini de anlatmak lazım ama değerli yatırımcılar çok da detay olmasın. Şu aşağı kırdı mı iş bitti işte burada. Bakın TT en dipten yakalamak üzerine programlıdır ve burada al sinyali vermiş. Şurada verdiği sat sinyaliyle kapanan pozisyondan sonra burada aldırıyor. Yani buraya bir al, burada bir sat sinyali var. Bu sat sinyali neyin sat sinyali biliyor musunuz? Burada açtığı pozisyon. Bu mum kapanışında açtınız. Bu mum kapanışında çıktınız. Bu mumla birlikte tekrar girdiniz. Siz burada bunu kazandınız. Şimdi burada tekrar pozisyon açtınız. Bilmiyorum ne olacak. İzlerseniz yukarı yönlü pozitifler bunlar zaten iyi marjda kazandırır değerli yatırımcılar. Yani doğruya doğru. Bakalım sonra ne olacak bu pozisyon. Geçelim. Paket, pardon, paket 4 nerede? Paket 4'ü ben de kaybettim.
Argo indikatör intro. Paket 4'ü ekrana vermemişim değerli yatırımcılar. Zaten bu analiz de çok uzadı. Paket 4'ü de anlatmayalım. Yeni nesil indikatörlere geçelim. Bu analiz de böyle olsun. MAP. MAP günlük grafik ve görünüm. Logaritmikten çıkalım. Evet. Şimdi değerli yatırımcılar, durum nedir? Sarı barları görüyoruz, değil mi? Sarı barlar varsa zaten satış baskısı var demektir. Alım için acele edilmez. Biz mavi barları bekleyeceğiz burada. Mavi barlar alım iştahını gösterir. Uf. RSJ en gaddarlardan biriymiş gerçekten. Çağ at demiş, burada bıraktırmış tahtayı. İş bitmiş değerli yatırımcılar ve bir daha al sinyali falan yok. Zaten gelmez böyle yerde. Bakın şurada girdiği pozisyonu burada kapattırmış. Gayet doğru. TSI sat sinyali çok iyi yerde gelmiş. Al sinyali burada. Yani alış günü, satış günü, tabi mum kapanışlarını bekledikten sonra. Ertesi gün yapıyorsunuz yani işleri. Evet, olay bu. Şu anda var mı bir al sinyali? Yok. 555'e düştü diye al sinyali gelmiş mi? Hayır. Peki burada gelir mi? Şu anda da gelmez. Ne zaman gelecek biliyor musunuz? En iyi ihtimalle. Böyle değerli yatırımcılar. Yani matematiksel çalışma böyle. CST kapattı mı? Kapattı. Hepsinden derken kapatmış. Çat dedi gitti. Şu. Pardon. Temizleyelim. Düzgün yapalım. Şu. Burada yoksunuz yani. Bekliyoruz. Yukarı keserse alacağız. Kesmezse ve kesmezse Coca-Cola'nın sorunu değerli yatırımcılar. Yani bana ispat edecek ki yukarı gideceğini, ben para yatırayım bu kağıda. Devam edelim bakalım, paket 8'e geçelim. İndikatör paketi 8 ekrana gelecek. RMT günlükteyim. Lineer'de değilim. Şimdi lineer'deyim. Ne görüyorsunuz? Şu MDT'yi bir kapatalım. Çıkmış değil mi? Hangi pozisyona? Bu. Vermiş. Şimdi RMT trend indikatörü değerli yatırımcılar, da o yüzden çok üzerinde dururum. Çok da önemlidir. Coca-Cola'da çok kısa sürelerde tekrar pozisyon açıyor. Çünkü kağıt hakikaten çok uzun vadeli olarak bir yükseliş trendinde olduğundan oluyor bu. Bakın, hep çıktığı süreler çok kısa tahtadan. Diğer dönemler, taşıdığı dönemler çok uzun. Şimdi o yüzden de Coca-Cola'da bir sat sinyali var mı? RMT'de var. Ya listenin tepesine yazın Coca-Cola'yı. Elinizin altında, gözünüzün önünde olsun bu kağıt artık. Anlatmış olduğum sebeplerden ötürü söylüyorum. Yoksa kağıt gitmiyorsa, gitmiyordur. Al sinyali gelmeyecektir o zaman zaten. Ama izlemeden bilemezsiniz ki. Fin SRL. Yataya geçtik mi? Geçtik. Para kazanılır mı? Kazanılmaz değerli yatırımcılar. Aynı PMA gibi. Yatıyorsa siz de yatıyorsunuz. Bekleyin, durun. Ama eğimlendiği anda öyle bir kazandırır ki, o beklediğiniz mavi yatay bant dönemleri sineye çekilir. Tabii Coca-Cola'da da şimdi yani anlatmayayım değerli yatırımcılar, sonra yanlış anlaşılıyor, reklam gibi oluyor. Ben bugün anlatayım. Şu eğim var ya, bu eğim dönemi bizim para kazandığımız dönemdi. Zaten bütün işte filtreler, sistemler hepsi buralarda al sinyali indikatörlerinde gördünüz. Şimdi yataya döndü. Evet, bu dalga bitti. Şimdi ama satmayın. Bu büyük resim filtresi SRL. Büyük, uzun vade işi. Yataysa yatay. Bekleyin. Ne zaman beklemeyin? Kırmızıya dönerse. Kim kırmızıya dönerse bu bant. Hiç Coca-Cola'da dönmemiş ki diyeceksiniz. İşte reklam yapmayayım diye anlatmıyorum onun için. Siz şöyle durumlarda bulunmayın. Kırmızı tente bölgeleri. Çok fazla yok zaten Coca-Cola'da. Ama oldu muydu da canınızı yakar. Girmeyin oralarda riske. Maviye döndüğünde alın paşa paşa. Güzel güzel.
Sonra kırmızıya dönene kadar taşıyın. Yani bilgi de bu kadar net. Burada yüzde kaç yüz var ben bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Geçti gitti. Ama siz mantığı anlayın diye örnekleriyle anlatıyorum ki burayı anlatmayacağım. Hala taşıyor işte. Şimdi hala taşıyor deyince tabii nerede açıldığı gündeme gelecek. Burada. Burada açıldı. Yatayı çektim. Geldik bugüne. Bugün de buradayız. Hala mavi. Mavi ise taşıyın. Sizi tahtada tutuyor değerli yatırımcılar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa kağıt yani mükemmel performans göstermesinin sebebi filtre hisseyi yukarı itmiyor. İttiği için değil. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olur mu? Hisse iyi performansını filtreyle ölçüyoruz ve bu ölçüm bana satma dediği sürece de satmıyorum. Hala da satmıyorum işte o bilgiyle. Ben algoritmayla çalışıyorum. Hani anlatım tarzımdan yanlış anlamayın. Bir yatırımcının ne yapması gerektiğini anlatıyorum. Ben şu anda tahtada değilim. Arar. Fin arar, trend arar. İşi odur. Valla doğrusu değerli yatırımcılar dibe kadar da oturmuş. Şimdi artık ciddi ciddi listenin başına yazın. Ama alın değil, alırsınız satarsınız. O beni ilgilendirmez, o sizin kararınız. Ama burada gözlemlemeniz gerekiyor. Dip yapısından yukarı doğru kestiğinde kuvvetlenme ile birlikte tahta gider. Ne zaman olur? Bilmem ki, ne bileyim. Kağıt söyle, grafik söyleyecek bana ne zaman olacağını zaten. Yani şöyle zannetmeyin. Ben bu grafiğe bakarak ne zaman olacağını falan tahmin etmeye çalışmıyorum. Ha, oturup onun üzerine mi çalışalım? Size onu mu anlatalım? O daha mı verimli? Daha mı güzel bir şey? Size bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle değil. Olay öyle, sakın bakmayın. Bütün emek, zaman çöp olur. Bu nedir? Dokunan yanar. Ciddi dokunan yanmış işte. Buralar cayır cayır yanıyor. Dokunmayın. Şu mavi buz dağları uzasın. Siz buralarda kazançlarınızı katlayın. Buralarda varsınız ya, öbür tarafta kırmızı taraflar sizi ilgilendirmesin. Dipte anlatmıyorum bu sefer. MDTM haftalık. Şimdi haftalıkta ne göreceğiz? Acaba sat sinyali gelmiş midir? Grafiğe bir baksak anlar. Yok, gelmemiştir. Gelmiş. Hangi hafta? Geçen. Uf. O neymiş? Geçen hafta ne olmuş gerçekten? Şuna bir bakayım. %11 düşmüş. Burada da bir fırsat doğmuş açıkçası. Haftalık grafikten bahsediyorum değerli yatırımcılar. Bakın. Sat sinyaline dönmüş. Burada açtığı pozisyonu kapatmış. Burada dediğim yer 465, verdiği yer 565. Güzel mi? Ne güzel. 465'te 100 kazanmış. Peki. Şimdi satma mı? Asıl ben bununla ilgileniyorum. Burası ala döndüğünde işte yine aynı potansiyel ortaya çıkacak. Şunun gibi. Bunun gibi. Görüyorsunuz değil mi? Bunların her biri bir hafta. Ve her bir mum da bakın %5,47 her hafta oluyor bunlar. %5,66, %6,82, %7,16, 1,23, 3,25, %9. Artık anladınız ne demek istediğimi. Burada yüzde en son hafta artık 6,79 düşmüş. Burada acayip bir marj var. Burada da öyle. Dedim ya az önce zaten. 465'te 100. Evet. Olay böyle. Görünüm bu. Sanırım sonuçları çıkartabilirsiniz ve planlamalarınızı yapabilirsiniz değerli yatırımcılar. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.